Merhabalar herkese. Herkes hoş geldi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. Merhaba Canan Hocam. Herkes burada mı? Hoş geldiniz. KPSS tayfa. Merhabalar. Selcan Hocam, Esma Hocam, Hülya Hocam. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım. Merhabalar. Tek uzam öğrenci koçu Rukiye Tuğba ben. Kimler var bakalım? Feyza hocam hoş geldin. Teşekkür ediyorum Caner hocam. Çok naziksiniz. Sizi görmek de çok güzel. Merhabalar. Harika. Evet, nasılsınız arkadaşlar? Keyiflerimiz yerinde mi? Artık 2023'ü bitirmemize birkaç gün kaldı. Bir yandan KPSS maratonu devam ediyor. Sınav tarihine gün geçtikçe yaklaşıyoruz. Neler yapıyoruz? Herkes iyidir umarım. Herkesin keyfi yerinde mi? İyi miyiz? Ses var değil mi arkadaşlar? Burcu hocam çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Ben de çok iyiyim. Evet Caner hocam siz kayıtlı öğrencimizsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte katıldınız. Harika, teşekkür ediyoruz. Coğrafya çalışıyorum, bitmesine az kaldı. Harika. Bayağı çalışkan bir tayfa var bugün anladığım kadarıyla. Ama konuları bilen, soru çözemeyen, netleri artmayan bir tayfa var aynı zamanda. Çok güzel. Arkadaşlar öncelikle bir içerik bilgisi vereyim. Seminerimizde neler yapacağız? Hangi konuları önceliklendireceğiz? Önce bir bunları öğrenelim. Sonra tanışalım ve asıl konumuza gelelim. Bugünkü seminerimizde doğru ders çalışma yönteminizi ne zaman konu çalışıp ne zaman soru çözeceğinizi, tekrar periyotlarınızı neye göre ve nasıl hazırlayacağınızı, ne tartışı yaşayamayışınızın ardındaki sebepleri, öğrendiklerinizi soruya hangi basamaklardan sonra aktarabileceğinizi öğreneceksiniz. Evet Adalet Hocam, teyit altına alınacak bu seminerimiz. Şimdi içimizde kimler var? Kimler hangi bölümleri bitirdi? Bu bir KPSS genel semineri olduğu için lise grubu olabilir, ön lisans olabilir, lisans olabilir. Herkes bir bölümünü yazsın bakalım. Sosyoloji, Türkçe öğretmenliği, Türkçe, ilahiyat, maliye, çocuk gelişimi. Wow! Çok karma güzel bir kitle. İktisat, diyetisyen, hemşirelik, coğrafyacılar var içimizde. Okul öncesi. Çok güzel. Benim meslektaşlarım, ben de okul öncesi öğretmeniyim arkadaşlar. Ziraat mühendisi, ilköğretim matematik. Çok güzel. İslami ilimler. Yani ilahiyat Esra Hocam. Sosyoloji öğrencilerimle bu yıl bayağı karşılaştım. Ki sosyolojiye çok özel bir ilgim var. Sosyoloji, psikoloji gerçekten çok yakından ilgileniyorum. Sosyologların böyle bir şey havası da var yani. Bir belli ediyorlar kendilerini. Çok seviyorum o yüzden. Liseden gireceğim bakalım. Zeynepçim yeni mi bitirdin liseyi? YKS'ye neden girmiyorsun KPSS'den önce? Lise var Münevver Hocam. Ön lisans gıda teknolojisi. Okul önceciler, meslektaşlarım çok fazla. Harika. Çok güzel. O zaman hazırsak başlıyoruz arkadaşlar. Herkesin enerjisi yerinde mi? Herkes iyi mi? Hukuk Özge Hocam. Harika. Hukuk zaten çok havalı bir meslek değil mi? Avukatlık. Tamamdır. Uluslararası ilişkiler Ayşe Hocam siz A grubundan gireceksiniz. Eğer 35 yaşın altındaysanız A grubundan girme hakkınız var. Şimdi arkadaşlarım, şu an bu seminerde kimler var? Evet, bölüm olarak tanıştık ama hepimizin ortak bir sorunu var. Nasıl çalışırsam maksimum verim alabilirim? Bunu bilmiyoruz. Var mı bilen ya da bildiğini iddia eden? Hocam ben biliyorum, yöntemi biliyorum, buna uygun çalışıyorum, verim de alıyorum. Bu yıl derece öğrencisiyim diyen var mı? Teşekkür ederim Feyza Hocam. Ben de sizi gördüm, daha iyi oldum. Çok naziksiniz. Değil mi Canan hocam? Nerede? Zaten bilsek bu seminerde olmayız deseniz de arkadaşlar. Ve konuyu tam öğrendikten sonra mı soru çözümüne geçmeliyim? Yani doğru olan şey bu mu?
Yoksa konuyla yanı sıra, yani konu çalışırken bir yandan mı soru çözmeliyim? Bunu da bilmiyorsunuz. Bunu da çok soruyorsunuz arkadaşlar. Yani biz bireysel öğrenci koçluğu da yaptığımız için benim yıllardır, yani bu tarihe kadar binlerce öğrencim olmuştur. Ve birçoğunun hep sorusu inanın ortak arkadaşlar. O yüzden yalnız değilsiniz. Ben hiç şaşırmıyorum, hiç yadırgamıyorum sorularınızı. O kadar haklısınız ki hazırlık süreci çok meşakkatli, çok uzun soluklu bir süreç ve genelde öğrencilerin takıldığı belirli istasyonlar oluyor. İşte hocam verim alamıyorum, ne yapacağım? Konu çalışıyorum, soru çözemiyorum. Çok konu çalışıyorum, net verime yansımıyor. Boşuna mı çalışıyorum, yanlış mı çalışıyorum? Bunlar var arkadaşlar. Yalnız değilsiniz ama bunun bir çözümü de var. Netlerimi arttırmak için konu çalışıp soru çözmem yeterli mi? Bu da yine en çok aldığımız sorulardan biri arkadaşlarım. Ve bu soruların ve çok daha fazlasının yanıtını arkadaşlar bizim diğer seminerlerimize katılan öğrencilerimiz biliyordur. Meşhur bir Ali ve Veli'miz var. O örnekle açıklamak istiyorum. Detaylıca bir ele alalım bakalım. Çok güzel. Burak hocam, senin bölümün neydi ki kendi bölümünden başka bir bölüm düşünüyorsun? Hangi bölüm mezunusun? Matematik için verim istiyorum ama asla keyif alamıyorum. Zeynep hocam, yalnız değilsin. Tabii ki de Pınar hocam, sarmal tekrar çıkmış soru, doğru zamanda tekrar. Onun dışında belirli periyotlarda aralara pekiştireçler, uygulamalar, bunlar çok önemli. O zaman şimdi gelelim meşhur Ali ile Veli örneğimize. Ali ile Veli'yi tanıyanlar vardır arkadaşlar. Bunlar bizim Ali'miz ve Veli'miz. İşte karşınızdalar. Meşhur Ali ve Veli. Arkadaşlar Ali ile Veli'nin çok ortak özellikleri var. Bakın, aynı mahallede aynı yıl doğuyorlar. Çok yakın arkadaşlar. Aynı okulda aynı sınıfta okuyorlar. Aynı öğretmenlerden ders alıyorlar. Aynı kitapları alıyorlar. Aynı kitaplardan ders çalışıyorlar. Üstelik ders çalıştıkları süre, uyguladıkları program ve toplam zaman aralığı, başladıkları ve bitirdikleri saat aralıkları bile aynıyken, yani biz Ali ile Veli'nin bu kadar yakınken hiç ayrılmayacağını düşünürken arkadaşlarım, geliyor sınav çatıyor. Geldi sınav çattı. Ve sonuç üzücü. Ali başarısız oluyor, Veli başarısız oluyor. Ama neden? Var mı sebebini bilen? Tamamen aynı şartlara sahipken neden Ali başarısızken Veli başarılı olabiliyor ya da Veli nasıl başarılı olabiliyor? İstikrar ve verimlilik. Hadi bakalım, yok mu arttıran? Herkesten yanıt bekliyorum. Biraz beyinleri zorlayalım. Bunun bir sebebi olmalı. Bireysel fark. Harika. Plan, program, strateji. Verimsizlik diyor Ayşe hocam. Biri doğru ve verimli çalışma tekniğini bulmuşken diğeri bulamamış. Feyza hocam, sen diğer seminerlerimize de katıldığın için yanıtı biliyordun. Harikasın. Plan, sınav psikolojisini iyi yönetememe. Veli'nin belli bir düzeni var. Sınav stresini iyi yöneten kazanır. Wow. Tabii ki arkadaşlar işin içerisine psikolojik durum da devreye giriyor ama sadece psikolojiyle ya da streste zaman yönetimiyle ilgili bir durum değil. Burada bariz bir fark var. Yani biri düşünün ki atanıyor, diğeri barajı geçemiyor ve aynı şeyi yapıyor. Arkadaşlar bu neden olabilir? Bunun tek bir sebebi var. Evet, Ali çalışmadı mı? Tabii ki çalıştı. Siz çalışmıyor musunuz? Tabii ki çalışıyorsunuz. Ali gecesini gündüzüne katmadı mı? Kattı. Siz de katıyorsunuz. Okey, zaten herkes çalışıyor. Ama boşa çalıştı arkadaşlar. Ali başarısız oldu çünkü, bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü kendi öğrenme yapısına uygun ders çalışmadı. O yüzden şunu asla ve asla unutmamalıyız. Her öğrenci farklı öğrenir. Bakın arkadaşlar, şu bir gerçek. Bunu bir öğretmen olarak, bir öğrenci koçu olarak, bir eğitim uzmanı olarak, hangisini kabul ederseniz edin, o olarak söylüyorum. Herkes mutlak surette zaten öğrenir. Ama herkes aynı yöntemle, aynı sürede, aynı şekilde öğrenmez. Yani fark. Hepimiz mutlaka öğreneceğiz. Öğrenilemeyen bir bilgi yok dünya üzerinde. Ama farklı öğrenirsin. Ve sen eğer kendi farkının farkında değilsen, istediğin kadar ders çalış.
En iyi öğretmenlerden ders al, en pahalı kaynakları al, en çıkmış soruları çöz. Hayır, doğru yöntemle değilsen ne yazık ki üzülerek söylüyorum başarılı olamazsın. Bakın bu günün farkındalığı olsun, anlaştık mı? Bugünün en önemli bilgisi bu olsun. Her öğrenci öğrenir ama her öğrenci farklı öğrenir. Evet, öğrenme tekniği farklı diyenler doğru yanıtladılar. Doğru yöntemi nasıl bulacağım? Tülin hocam harikasın. Lafı ağzımdan aldım vallahi. Tam onu açıklayacaktım. Evet. Hocam sadece koçluk paketi var mı alabileceğim? KPSS Dikap öğrencisiyim. Pınar hocam sadece koçluk paketimiz var. Seminerin sonunu bekle. Bu seminere katılan bütün öğrencilerim için özel bir indirim kodu oluşturduk kurum olarak. Yöneticilerimle görüştüm. Bu noktada yardımcı olacağım. Yeni yıla özel bir kampanya gibi düşünün artık son günlerde. Hızlandırmak için. Çünkü istiyorum ki daha fazla gecikmeyin. Sonunu bekle hocam. Sana yardımcı olacağım. Okey. Tülin hocam diyor ki doğru yöntemi nasıl bulacağım hocam? Tamam iyi hoş güzel farklılığımın farkındayım da ben farkımı nasıl öğreneceğim? Çok haklısınız arkadaşlar. Bunu nasıl öğreneceğinizi de seminerin sonunda eğitim analizlerimize katılım nasıl sağlayacağınıza dair bilgi aktaracağım. Şu an bu seminerimde olan bütün öğrencilerime tek uzam yapay zeka sisteminin öğrenme yapınızı ve psikolojik yapınızı ölçümleyebileceğiniz eğitim analizlerimizi ücretsiz hediye edeceğim. Yani hepiniz bu analize katıldıktan sonra nasıl daha verimli çalışacağınızı somut olarak çok daha iyi öğrenmiş olacaksınız. Evet, harika. Pekala. Şu an kimler çalışıyor? Kimler yeni başlayacak? Sıfırdan başlayanlar var mı? Biraz kitleyi tanıyalım. Neler yapıyoruz arkadaşlar? Nasıl çalışıyoruz? Mesela Canan hocam nasıl çalışıyorsun? Pınar hocam nasıl çalışıyorsun? Kadir hocam diyor ki ön lisansım yeni başladım. Yani ben gelir uzmanlığı sınavına hazırlanıyorum. Çok güzel Elif hocam. Başlamış olman gerekiyor. Çünkü gelir uzmanlığı KPSS'den daha erken yapılacak. Konuların %80'i bitti. Askerden geldim. Önce konu dinliyorum YouTube'dan. Ramazan hocam, sana çok samimi bir soru sormak istiyorum. Gerçekten tevafuk eseri denk geldiği için. Gerçekten öğrendiğini düşünüyor musun hocam? Hani YouTube'dan konuyu izliyorum, dinliyorum dedin ya. Sence yeterli oluyor mudur? Mesela bir soru bankasını açtığında gerçekten soruları çatır 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 çözebiliyor musun? Benim için önemli olan bu. Ya ben çalışmayı buna bağlıyorum açıkçası. Yoksa zaman ayırmak bir çalışmak değildir. Ya da çaba göstermek çalışmak değil arkadaşlar. Ben şu an çalıştığım yöntemden verim alıyorum diyen var mı? Halideciğim sen YKS öğrencisisin. Çok güzel. Ama süreyi de yönetmen lazım. O çok büyük bir eleme. Ben verim alıyorum. Nasıl çalışıyorsun Kübra hocam? Nasıl bir programın var? Ya da şöyle sorayım. Kayıtlı öğrencimiz misin? Sanki tanıdık geliyor ismin ama. Öğrendim diyorum. Tam soruya bir geçiyorum. Uçmuş gitmiş bilgiler. Aynen öyle Canan hocam. Yani biz çalışıyoruz. O kadar tatmin oluyoruz. İşte o kadar yoruluyoruz ki böyle çalıştım. Ay çok yoruldum. Kesin full çekeceğim. Tamam bu ders cepte. Diğer derse geçeyim. Diğer konuya geçeyim. Çat bir soru bankasını açıyoruz. Hiçbir net yok. Hiçbir artış yok. Bir ay önceki netinle aynı. Eğer böyle bir durum yaşıyorsanız arkadaşlar, hangi çalışmayı ne zaman yapmanız gerektiğini seviyeniz belirler. Bakın şu hataya çok düşüyor KPSS öğrencilerim. Daha dönemin başında gidiyor en zor kaynaktan soru bankası alıyor. Hocam ben çözemiyorum. Sence bunun zamanı mı? Her çalışmanın bir zamanı ve bir sırası olmalı değil mi arkadaşlar? Öğretmenlerim, İçinizde hocalarım da var, öğretmenlik mezunu olan öğrencilerim de var. Bizim eğitim bilimleri derslerimizde, ben de eğitim fakültesi mezunuyum ve bizim şu öğretildi arkadaşlar. Bir öğretmen olabilmen için
Tam ve etkin öğrenmeyi sağlayabilmen için kıymetli arkadaşlarım, öğrenmeyi parçalaman gerekiyor. Öğrenmeyi sıralı ve aşamalı bir şekilde ilerletmen gerekiyor. Ve bunu bozduğun zaman riske giriyorsun. Mesela siz belki de acaba soru çözmek için çok mu aceleci davranıyoruz? Yani daha konuyu tam bitirmedin, %100 değilsin. Ay hocam ben bir gidip soru çözeyim. Ay deneme çözeyim. Ay arkadaşım şu kaynağı önerdi, onu alayım. Bunu yaptığımız için de çözemiyor olabiliriz arkadaşlar. Tam zamanında da çözmek lazım. Aynen öyle Özgür hocam. Çok haklısınız. Soru tipleri değişiyor. 2022 mağduriyetini yaşayan var mı içimizde? 22'de kimler sınava girdi? Birinci sınav ve ikinci sınav arasında ne fark vardı? Bakın tecrübeliler söylesin. Sınava giren öğrenciler sizsiniz. Uçurum fark vardı Özgür hocamın dediği gibi, değil mi? Demek ki neymiş arkadaşlar? Yeni nesil soru kalıbı. Yani sen istediğin kadar teoride bilgin olsun. Bu bilgini soruya yansıtamıyorsan ÖSYM seni başarılı kabul etmiyor. İlki çok kolaydı, ikincisi çok zordu diyor Fevzi hocam. Aynen öyle Fevzi hocam. İlki deneme gibiydi, ikincisi daha ÖSYM tarzı. Aynen öyle. Resmen fark ettik yani. O hocaların değiştiğini, komisyonun değiştiğini fark ettirdiler bize. Ve artık bu komisyon görevde arkadaşlar. Yani şunu zannetmeyin, daha kolay olacak sınav. Artık alıştım, öğrendim. Hayır, geçmiş havuza da çok dönmedikleri için hep kıyıda köşede kalan soru kalıbı. Nasıl öğrenciyi elerim? Nasıl doğrularım? Nasıl o öğrenciyi ciddi anlamda zaman ölçümünü ölçerim? Zamanı kullanım şeklini ölçerim. Artık buna bakıyor. ÖSYM sizin sadece bilgi birikiminize bakmaz. Sınavda muhakeme yeteneği kullanabiliyor musun? Stresini yönetebiliyor musun? Zamanı doğru yönetebiliyor musun? Bunlar da çok önemli kriterler. O yüzden ben isterim ki şu an bu seminerde olan bütün öğrencilerim profesyonel olarak bir destekle hazırlansınlar. Aksi takdirde bugün çok çalışıp yarın hiç çalışmayarak arkadaşlar bu grafiği sürekli böyle inçik yaparak, üzülerek söylüyorum, başarıya ulaşamazsınız. Şimdi geldim. Arkadaşlar, aşamalı öğrenme modeline uygun bir şekilde bütün çalışmalarınızı yaparsanız, çok iddialıyım. İddialı bir şekilde söylüyorum. Öğrenemeyeceğiniz hiçbir konu yok. Branşınız ne olursa olsun, çözemeyeceğiniz hiçbir kalıpta soru kalıbı da yok. Ama bunu yapmam için benim bu basamakları çok sağlıklı ve aksatmadan çıkmam gerekiyor. Yani bu beni istikrarlı olmaya zorlayacak bu basamaklar. Şimdi öğretmenlerim çok daha iyi biliyor ama diğer seminerlerime katılan öğrencilerim ve özellikle Tekuzem'in kayıtlı öğrencileri bu tabloyu çok iyi biliyorlar. Hatta ben sizin yerinizde olsam bu tablonun ekran görüntüsünü de alırım. Çok kıymetli bilgiler var ve başka hiçbir yerde bu bilgileri bulamazsınız. Bence ekran görüntüsü alın arkadaşlar. Seminer sonrasında da şöyle sakin bir kafayla okursunuz. Gerekirse not edersiniz. Eminim çok katkılı olacak. Arkadaşlar, her öğrencinin her konuda 5 farklı seviyesi vardır. Yani seviyeler 5'e ayrılır. 1 temel seviye, 2 başlangıç seviyesi, 3 orta seviye, 4 ileri seviye, 5 üst seviye. Bizim amacımız hemen hemen her konuda ya ileride ya üst seviyede olmak. Ama bizim birçok derste seviyemiz ya temelde ya başlangıçta. Yani benim öncelikle hangi derste hangi seviyede olduğumu bilmem gerekiyor. Örnek veriyorum, matematik yapamayanlar kimler? Hocam benim matematikte temelim yok, sıfırım. Kim diyor? Elif hocam, Canan hocam gibi 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 daha bir sürü öğrencim söylüyor. Okey. Matematikte senin temelin yoksa yapman gereken şey neymiş? Bak, temel seviyenin karşılığında ne var? Ön hazırlık. Yani sizin temelinizin olmadığı derslerde ve konularda o derse girmeden önce, ders yapılmadan önce o dersin içeriğine dair genel bir fikir edinmeniz gerekiyor. Dersi tam ve etkin öğrenmeniz için. Bunun için garanti öğrenme modelinde ön hazırlık çalışması gerek video eğitimlerden, gerek konu anlatım kitaplarından, basit seviyede ön hazırlık eğitimlerinden yapılabiliyor. Yani senin ön hazırlığa ihtiyacın varsa yapay zeka sistemi sana ön hazırlık yaptırıyor. İkinci seviyem neydi? Başlangıç.
Başlangıç seviyesinde detaylı bir konu anlatımına ihtiyacım var. Bu konu anlatımını gerek canlıdan, gerek videodan, gerek kaynaklardan yapabilirim. En çok karşılaştığım seviye daha çok orta seviye. Çünkü birçoğunuz tecrübelisiniz arkadaşlar. Bakın içinizde geçen yıllardan yolu yarılamışlar var. Birçoğunuz sıfır değilsiniz. Evet, yeni mezunlar belki sıfır. İlk kez girenler sıfır ama daha önce bu sınava giren bir öğrenci az buçuk bir çalışma yapmış dahi olsa sıfır değildir. O yüzden birçok konuda belki de seviyeniz ortadır. Eğer orta seviyedeyseniz arkadaşlarım konu tekrarı yapmanız gerekiyor. Tekrarı nereden yaparsın? Notlarından yaparsın. Tekrar eğitimlerinden, tekrar konu anlatım, yani daha minimale indirgenmiş konu anlatım videolarından, canlı derslerden yapabilirsin. Ama tekrar yapman gereken yerde bunları kullanmalısın. Yani sen tutup da matematikte temelin yokken ben tekrar yapsam yeter diyemezsin. Dersin, yaparsın ama öğrenemezsin. O yüzden burada trik nokta ne arkadaşlar? Seviye. Yani seviyeni bilmediğin sürece hangisinde hangi çalışmayı yapacağını, hangi kaynaktan hangi çalışmayı yapacağını, ne kadar süre ayıracağını asla bilemezsin. Önce seviye, önce seviye. Anlaştık mı? Seviyemizi öğreneceğiz. Birinci görevimiz bu olsun. Tamamdır. Şimdi geldim dördüncü seviyem ileri seviye. Bu benim hedeflediğim seviyelerden biri. Yani her konuda ya ileride ya üstte olacağım, üst seviyede olacağım. İleri seviyede soru çözümü yapmam gerekiyor. Ama bu soru çözümünü nasıl yapacağım? Artık konumu öğrendiğimi düşünüyorum ama hani bu tayfa netlerim artmıyor diyen tayfaydı ya şu an birçoğunuz bundan muzdaripsiniz ya. Çünkü hala öğrenmeye devam etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Konuyu bitirdiniz. Çözümlü soru bankanı al. Yanlış mı çözdün? Doğrusuna bak. Gel yeniden onun doğrusuyla çöz ve onu artık kalıcı hafızana gönder. Yani yanlışı yanlış olarak zihninde bırakma. Yanlışlarla yüzleşirsek, eksiklikleri analiz edersek, onları doğruya ve iyi olma yani artı değere katmak için çaba gösterirsek bu süreç çok kısa sürer ve netlerinizde bariz bir şekilde kısa sürede artış olur. Geldim 5. seviye, en önemli olan seviye. Çünkü en ileri düzeyde olduğunuz seviye. Burada artık şeyini geçebilirsin. Çözümlü soru bankasını at bir kenara. Burada en zor kaynakları al, çıkmış soruları al, en zor denemeleri al. Aç kronometreni, süreli soru çöz. Çünkü sen artık buna hazırsın. Ama farkında mısınız? Hazır olmam için önümde 4 tane daha basamak var. Bunları gelirsem buna hazır oluyorum. Peki bizim birçoğumuz ne yapıyordu? Hiçbir hazırlık yapmadan çat X kurumunun, X yayıncılığın en zor kaynağını al, geç masaya. Daha altyapın yok. Soru çözmeye kalk. Sonra çözeme. Kaldır yok ya bu sınav bana göre değil. Ya da hocam ben soru çözemiyorum. Doğru zamanda çözmediğin için olabilir. O sorular için gereken altyapıya sahip olmadığın için olabilir. O yüzden bundan sonrasında netlerinizi kısa sürede artırmak istiyorsanız arkadaşlar, bu ekran görüntüsü aldığınız garanti öğrenme modeline uygun bir şekilde lütfen çalışmalarınızı devam ettirin, olur mu? Başarının sırrı tam olarak burası. Aynen Feyza hocam ama kolaydan kastım şu değil bu arada. Bu kısım yanlış anlaşılmasın. İşte kolay soru 2 kere 2 4. 4 artı 4 8. Hayır. Kolay soru destekli sorudur. Yanında notun var, önünde videon var ya da sorunun yan sayfasında çözümü var. Yani kolay soruda ben hala öğrenmeye devam ediyorum. Destek alabilirim ama zor soru aşamasına mı geldim? Üst level'a mı atladım? Orada desteğe ihtiyacım yok. Zaten çözmeye hazırım. Şu an bu arada farklı sorumluluğu olan öğrencilerin var mı içinizde? İş yaşamı olabilir, annelerim, babalarım olabilir, ebeveynlik sorumluluğu olabilir, eğitim hayatı devam edenler olabilir. Anneyim diyor Gülşah hocam. Allah bağışlasın hocam. Pınar hocam, sizinkini de Allah bağışlasın. İki çocuğum var, iş sorunum var. Çalışıyorum. Ben yarı zamanlı bir hukuk bürosunda çalışıyorum hocam. Evet, anneyim. İş artı iki oğlum var. Allah bağışlasın. Daha ne olsun? Bir de yanına KPSS olsun. Peki istiyor muyuz kazanmayı?
Bu yıl ben iddialıyım hocam. Ben kazanmak için çalışıyorum diyen var mı? Kazanmak zorundayım hocam. Aynen öyle. Arkadaşlar şu an yaşadığınız başarısızlıklar geçer. Şu an yaşadığınız başarısızlıklar geçici biliyorsunuz değil mi? Wow, Selçuk hocam tam bir örnek. 41 yaşındayım, çalışıyorum. KPSS hazırlansam mı son kez kararsızım. Daha önce girdiniz mi hocam? Ben bu hakkı kazandığınızı düşünüyorum. Bence kendinize bu hakkı verin. Aynen öyle Caner hocam. Kayıt olarak çok doğru bir karar verdim. Bu sene senin senen olacak. Çok istiyorum. 71 almışsın Selçuk hocam. Bir destekle o çok rahat 85'in üstüne çıkar. Ben senin yerinde olsam kesinlikle girerim. Bir de içimde uhde kaldıysa hele aman beni kimse tutamaz gerçekten. Bu kadar sorumlulukla nasıl başarabilirim bilmiyorum. İşte buraya geleceğim arkadaşlar. Bakın fark ettiyseniz arkadaşlarım birçoğumuzun sorumluluğu var. Benim şu an sınav hazırlığım yok ama olsaydı da benim de sorumluluğum vardı. Ben çalışan biriyim. Yani diyelim öğretmenlik yapıyorum, koçluk yapıyorum. Yani kimseye böyle altın tepsiyle sunulmuyor atanmak. Aa gel Tuğba sen çok başarılısın gel ben seni atayım değil. O yüzden asıl marifet arkadaşlarım sosyal sorumlulukların içinde bu sınava ilerletmek. Ama bunun için tek başımıza zorlanırız. Bakın dürüst oluyorum size. Ben kendim öğretmenim, öğrenci koçuyum. Şu an bir sınav hazırlığım olsa kendime program yapıp çalışamam. Çünkü biliyorum ki kaytaracağım. Niye kaytaracağım? Ben size, diğer öğrencilerime tam bir öğretmenim. Ama kendime tam bir öğretmen değilim. Objektif yaklaşamam. Doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum, verim alabiliyor muyum, alamıyor muyum, ara mı vermeliyim, devam mı etmeliyim? Bunları birinin, bir sistemin ya da birilerinin bana hatırlatması, beni kontrol etmesi gerekir. Şu an peki içimizde destek olanlar, destek alanlar var mı? Profesyonel bir destek. Seyhan hocam harikasın, 40 yaşındasın, formasyon alıyorsun, annesin ve sınava gireceksin. Değil mi Canan hocam? Aynen öyle. Canan hocam diyor ki herkes onun mesajına lütfen dikkatli bir şekilde okusun. Tam örnek çünkü. Öğrencilere rehberlik yapıyorum hocam. Şu an anlattığınız şeylerden birini bile bilmiyorum. Aynen öyle. Yani arkadaşlar rehberlik şu değil ki hadi yaparsın. Sendeyim değil. Doğru program. Bak sınavı tanıyacaksın. Kendini tanıyacaksın, seviyeni bileceksin, şu garanti öğrenme modeline uygun çalışacaksın. Tamam, senin önünde daha kimse duramaz. Sen 85'in altında bir puan zaten alamazsın. Çok güzel, harika. Arkadaşlar şimdi bu seminere katılan öğrencilerime söz vermiştim. Eğitim analizlerimizi ve seviye belirleme sınavlarımızı hediye edeceğime dair. Şimdi bu alana birlikte girelim istiyorum. Hepinizin sayfasında zaten bunlar tanımlı. Seminere katıldığınız için hepinize hediye. Örnek deneme olarak da sayfamızı inceleyebilirsiniz. Ama tavsiyemdir. Öğrenci koçunuz olarak destek almayan arkadaşlarım ya da alan ama rehberlik desteği olmayan bu denli kapsamlı program bireysel yönlendirme desteği olmayan arkadaşlarım bizim sistemimizi de değerlendirin derim. Bir kampanya sürecindeyiz de ücret kısmı ile alakalı da bilgi zaten aktaracağım. Birazdan sayfaya gireceğiz Halide hocam. Şimdi unutmayalım arkadaşlar çiftli yıla giriyoruz. Yani rakip sayısı aman Allah'ım arttı. Geçen yıla göre müthiş bir artış var. En son 22 verilerini ele aldım bu seminer için. Lisansta 1 milyon 180 bin 552 kişiyle yarıştınız. Ön lisansta 1 milyon 159 bin öğrenciyle. Orta öğretimde de neredeyse 1 milyona yakın yani 912 bin 397 öğrenciyle yarıştı bu tayfa. Bu yıl daha fazla bir kitleyle yarışacaksınız. O yüzden ciddi bir artış olacağı için bunu da göz önünde bulundur. Sen tek başına bu sınava girmiyorsun. Seninle birlikte milyonlar aynı koltuğa, aynı yere talip. Onları elemen için onların yapmadığını yapmak, onların bilmediğini bilmek zorundasın. Hocam bundan 5, 6, 7 yıl önce abim sizinle sınava hazırlanmıştı. Dördüncü girişiydi ve sizle atandı. Canan hocam harikasın.
Fen bilimleri öğretmeni bana o kadar çok söyledi ki kaydol diye, çok pişmanım gerçekten ertelediğim için. Canan hocam hiç pişman olma, her şeyin bir doğru zamanı vardır. Belki sen hazır değildin hazırlanmak için. Şu an hazırsan hiç geç kalmam. Ben şimdi link de atacağım arkadaşlar. Eğitimlere kayıt olmak isteyen, bilgi almak isteyen öğrencilerin bu linke tıklayacaklar. Ve birebir ben, diğer öğrenci koçlarım ulaşım sağlayarak yardımcı olacağız. Pınar hocam size de yardımcı olacağız. Linki bekleyin. O yüzden arkadaşlarım bu sene bizim senemiz olsun istiyorsak, bir, ertelemeyeceğiz. Ertelemeyin kesinlikle. Sadece sınavı değil. Bakın 24'e giriyoruz. Bunu manifest olarak düşünün. Enerji olarak düşünün. İnanç olarak düşünün. Ne düşünüyorsanız düşünün, ama şu an söylediğimiz bütün sözcükler gerçekten bize geri dönecek. Ben buna çok inanıyorum ki kendi hayatımda bunu yüzlerce kez deneyimledim. Tescilli diyebilirim arkadaşlar. Çok kişiye de bu noktada yardımcı oldum. O yüzden ertelemeyeceğim. Anlaştık mı? Hiçbir hedefimi, hiçbir hayalimi ertelemiyorum. Verimli çalışacağım. Verimli çalışacaksınız. Seviyenize göre çalışma türüne uygun çalışacaksınız. Riske atmayacaksınız çünkü siz değerlisiniz. Kazanmayı ve atanmayı hak ediyorsunuz. Riske atılabilecek kadar basit bir süreç değil ve bu yıl atanacaksınız. 2024 yılında atananlar listesinde sizin isminizi göreceğiz. Buna da vesile olabilirsek ne mutlu bize. Bizim binlerce atanan öğrencimiz var arkadaşlar. Başarı oranımız %85'in üzerinde. Yılların kurumuyuz. Yapay zeka sistemini kullanan tek eğitim kurumuyuz. Tek Udemy'yiz. Biz bunu tecrübe ettik. Siz de yer atanmak istiyorsanız hiç geç kalmayın. Bir an evvel çalışmalarınıza başlayın. Aynen öyle. Şimdi sistem yöneticisi arkadaşımdan önce eğitim analizi linkimi paylaşmasını isteyeceğim. Aynen öyle Feyza hocam. Sendeyim. 2 yıl sonra değil. Bu yıl senin yılın olacak. Sizin yılınız olacak. Arkadaşlar, bu bahsettiğim öğrenme yapınızı ölçümleyebileceğiniz eğitim analizi linkimiz bu link. Bunu kopyalayın, tıklamayın. Tıklarsanız o sayfaya gidersiniz. Seminerden çıkarsınız, kopyalayın. Bu sistemde şu an yeni yıla özel, yani ücret revizesi gerçekleşmeden önce bütün KPSS canlı ders eğitimlerimizde 31 Aralık'a, yani 1 Ocak'a kadar %30 ve %50 arasında indirimlerimiz var arkadaşlarım. Ücretlerimiz çok uygun. Eğer eskiden bizimle görüştüyseniz, o dönem bütçeniz yoksa şu an ücretler neredeyse yarı fiyatına kadar düştü. Şu an kayıt olabileceğiniz kadar cüzi tutarlara düşürdük ki amacımız neydi arkadaşlar bizim Tekuzem olarak? Öğrenci verimliliği. Yani artık bütçe ya da maddi kaygımız olsun, bunları biz kurum olarak aştık. Sizin de aşmanızı istiyoruz. İsteğimiz şu ki herkes Tekuzem'le olsun, herkes hedefine ulaşsın, herkes başarsın ve siz o herkesin içinde olun. Bu sisteme kayıt olduğunuzda yapay zeka koçluk eğitiminden, kayıt olduğunuz programın canlı derslerinden, video derslerinden, kamplarından, soru çözümlerinden, Türkiye geneli deneme sınavlarından, seviye belirleme sınavlarından, eğitim analizlerinden ve rehberlik desteğinden faydalanmış olacaksınız. Fiyatları da paylaşayım, ama önce sistem yöneticimden bir link paylaşmasını isteyeceğim. Yok, sakıncası yok Canan hocam. Tabii ki de paylaşırım. Bu sisteme kayıt olmak, bilgi almak için ilettiğim linki herkes önce bir tıklasın bakalım. Arkadaşlarım, şu an sayfa tutarlarını göstereceğim. Bu tutarlarda %30'da %50 arasında indirim var. Hemen hızlıca geçeyim. KPSS, lise, ön lisans, lisans grubu bütün eğitimlerim 3.599 liradan %30 indirimle birlikte. Evet. Caner'in yarı fiyatına kayıt olacaksın. 2.500 TL'ye düşüyor arkadaşlar. Lisans, lise ve ön lisans KPSS tüm eğitimleri. A grubunu sormuştunuz değil mi hocam? A grubunu soran öğrencim kimdi? Yunus Emre hocam, senin için A grubuna da bakıyorum. A grubunda %40 indirim var. Devasa bir indirim var. Şimdi A grubu normalde 6.599 lira. B grubu 3.599 lira. Yani toplamda 1.200 liraya tekabül ediyor. %50 indirimle 6.000 liraya düşüyor. A artı B. Bunları da yazayım ki unutmayın. Bunları zaten mesaj yazdığınızda arkadaşlar öğrenci koçlarımızdan detaylı olarak öğreneceksiniz.
Caner hocam çok geç. ÖABT, GGK ve koçluk istiyorum hocam. Pınar hocam hemen söylüyorum. ÖABT eğitimlerimiz, evet Sevcan hocam, eğitimlerimize eğitim koçu desteği dahil, onun bir ücreti yok. O TEKÜZEM'in bütün kayıtlı olan öğrencilerin faydalandığı bir hizmet. O bizim size hediyemiz gibi düşünün. Siz sadece eğitim için ücret ödüyorsunuz. Pınar hocam normalde ÖABT 3600, genel kültür genel yetenekte 3600, ama ikili pakete kayıt olursan hocam bir paketi sen alıyorsun, bir paket bizden sana hediye. Yani ikili paket, onu da yazayım. GGK artı ÖABT 3600 TL. Arkadaşlar 3600 lira hiçbir şey değil. Hem ikili pakete kayıt oluyorsun, derslerden faydalanıyorsun, hem yapay zekanın koçluğundan, garanti öğrenme modelinden faydalanıp verimli çalışıp atanıyorsun. Düşünsene, hiçbir şey değil. Tülincim YKS var. Hemen sana onu da söyleyeyim. Normalde YKS eğitimlerim 10.500 lira. Burada yaklaşık %60'a yakın bir indirim var ve 4.300 TL'ye düşüyor YKS. Ayşe hocam sadece B grubu 2.500 lira. Sadece B grubu. Sistem Elif hocam, GUY eğitimimiz var. Onun da ücretini söyleyeyim. O bir kamp. Tamam Pınar hocam, biz özel konuşalım seninle. Sen linke tıkladın mı hocam? Linke tıkla, Tuğba hocamla konuşmak istiyorum de. GUY kampın 1000 TL, bu başlayan bir eğitim olmadığı için burada en fazla %10'luk indirimimiz var hocam. 900 TL'den kaydınızı alabiliriz. Furkan hocam biz sizi arayacağız, linke tıklayın. Sistem yöneticimden son kez yeniden rica ediyorum linki iletmesi için. Tamamdır, herkes bu linke tıklasın. Bilgi alın. Kayıt olun arkadaşlar. Daha fazla gecikmeyin. Yeni yıl bizim yılımız olsun. Atandığımız yıl olsun. Bize güvenin. Kader hocam taksit var. Arkadaşlar bu gösterdiğim tüm eğitimlerde peşin fiyatına, kredi kartına tamı tamına 3 taksit. YGK eğitim birimleri için soru ya da deneme kamplarınız olur. Buse hocam kayıt olduğunda olacak. Türkiye genel deneme kampları, soru çözüm tekrar kampları kayıt olduğum paketin içerisinde var. Yeniden linkimi gönderiyorum. Tıklamayı kaçıran öğrencilerim tıklasınlar. Ben de hemen arkadaşlarım masama geçeceğim. Sizi aramaya başlayacağım diğer öğrenci koçlarımla birlikte. Hemen bugün kaydı yaparız. Çalışmalarımıza başlarız. Anlaştık mı? Var mı sorularınız? Bence bu indirimi kaçırmayın. Tamam, hemen kaydınızı alalım. Tamam Furkan hocam. Linke tıkladıysanız arayacağız. Okey o zaman, harika. Arkadaşlarım çok mutlu oldum. Hepinizi tanıdığım için, içinizde tanıdığım öğrencilerim de vardı. Geçen yıllardan görüştüğüm kayıtlılarım, bu yıl görüştüğüm. Sizleri yeniden görmek beni çok mutlu etti. Yeni yıl dileklerimi de ileteyim. Çünkü yeni yıla kadar yeni bir seminerimiz daha olmayacak. 2024, 2023'ün bütün olumsuzluklarını unutturacak kadar mükemmel bir yıl olur umarım. Bugüne kadar yaşadığımız en güzel yıl olur umarım. Atandığımız yıl olur, müjdeli haberler aldığımız yıl olur umarım. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlarım. Esen kalın, görüşmek üzere. Umarım hepiniz tek düzenli olursunuz. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, iyi akşamlar arkadaşlar. Gökçe hocam, birçoğu atandı. Bizi görmek için katılıyorlar. Mesela Feyza hocam da bizim hemen hemen bütün seminerlerimizi takip eder. Üst üste eğitimlerimize kayıt olan bir öğrencimiz. Bu yıl içinde kayıt için görüştüğümüz öğrencimiz. Yani bu sistemle atanamayan bir öğrenci kendi eksikliği, yani eksiklik derken de kendi uyumsuzluğundan dolayı başarılı olamadığını biliyor. Uyum sağlayan her öğrenci de %100 atanma ve başarma garantisi veriyoruz arkadaşlar. Çok örnekleri var. Evet Gökçe hocam. Tebrikler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.